Merhaba arkadaşlar, ben Tozlu Sayfalar kanalından Umut. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dünya tarihinde dünyamızın başına gelen en büyük felaketlerden birini anlatacağım. Bu felaket herhangi bir doğal yol sonucu oluşan bir felaket değil. Bu biz insanlar tarafından yaşadığımız zuvaya verdiğimiz bir zarar. Bugün anlatacağım konu Amerika'dan Japonya'ya atılan ikinci atom bombası, yani Nagasaki'nin bombalanması. Peki neden birinci atom bombasının atıldığı yer olan Hiroşima ya da ikisi birlikte değil de Nagasaki'yi seçtim? Çünkü bugün ikinci atom bombasının yıl dönümü. Evet, tam 75 yıl önce, 9 Ağustos 1945'te Nagasaki Amerikalılar tarafından bombalandı ve ben de bunu anlatmak istedim. İyi seyirler. İkinci Dünya Savaşı yılları dünyada savaş olağan hızıyla birçok kıtada devam ediyordu ve iki taraf vardı. Lakin bu iki taraftan birisi olan mihver devletleri düşmek üzereydi. Birer birer mihver devletleri teslim oluyordu ve en son kale Japonya'ydı. Müttefik devletlere göre Japonya düşmeli ve bu savaş sona ermeliydi. Aynı zamanda Japonya'ya karşı cevap vermesi gereken bir devlet de vardı müttefik devletlerinde. Ve bu devlet en ağır şekilde cevap vermeliydi Japonya'ya. Kim mi bu devlet? Tabii ki de Amerika. Japonya Pearl Harbor saldırısı sonucu 12 Amerikan savaş gemisini ciddi şekilde hasara uğratmış veya batırmış, 188 savaş uçağını imha etmiş, 2403 Amerikan askeriyle 68 sivilin ölümüne neden olmuştur. Amerika bu saldırıya bir cevap vermeliydi. 9 Ağustos 1945'te sabaha karşı 3:47 geçe ABD Hava Kuvvetleri'nin B-29 tipi bombardıman uçağı Boxcar Tinian adasından havalandı ve Centerboard 2 adı verilen ikinci bir atom bombasını bir Japon şehrine atma görevi başlamış oldu. Ancak daha görev başlamadan işler yolunda gitmiyordu. Uçağın yakıt pompası sorunları yaşaması nedeniyle kalkış sürekli erteleniyordu. Sadece bir gün önce 4B-29 bombardıman uçağı kalkışta yaşanan teknik sorunlar nedeniyle düşmüş ve yakıt depoları dolu olduğu için büyük yangınlar çıkmıştı. Yani nükleer bomba taşıyan uçak Amerika topraklarında patlayabilirdi. Bu büyük bir riskti. Tinian hava üssünde çalışan bir ABD'li mühendis o günleri anımsarken uçağın kalktığını görene kadar hepimiz 10 yıl yaşlandık diyordu. Ancak Boxcar sonunda sorunsuz bir şekilde havalanmıştı. Boxcar sırf havalanabilsin diye tüm zırhı ve mühimmatı sökülmüştü. Kalkıştan tam 13 dakika sonra uçağın mürettebatı şişman adam lakaplı bombanın üzerindeki yeşil kabloları kırmızı kablolarla değiştirdi. Şişman adam artık kullanıma hazırdı. Hiroşima'ya atılan atom bombası küçük çocuk yastı bir silindir biçimindeyken şişman adam dev bir yumurtaya benziyordu. İşte tam olarak şekli böyleydi. Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ve 3 metre uzunluğundaki bombanın kuyruğu, bombanın hedefine doğru giderken savrulmaması için tasarlanmıştı. Bombanın üzerinde Boxcar mürettebatından mesajlar da yer alıyordu. Size bir hediye daha ve İmparator Hirohito'ya ikinci öpücük yazıları atom bombası Nagasaki'ye düşerken üzerindeydi. Bu ve benzeri şeyleri Amerika başka ülkeleri bombalarken de yaptı. Hatta Amerika Irak'ı bombalarken askerler bombanın üzerine işte size bir Ramazan hediyesi yazmışlardı. 6 saatlik uçuşun ardından Boxcar Yukushima adlı küçük adaya ulaşmıştı. Burada 2B-29 uçağı da Boxcar'la buluşacaktı. İlki mükemmel artist adlı uçaktı. Görevi atom bombasının patlamasıyla açığa çıkacak olan enerjiyi ölçmekti. İkinci uçak büyük kokuşuk ise kamera sistemleriyle donatılmıştı. Hedefi vurma konusunda Boxcar mürettebatına yardım için oradaydı. Ancak büyük kokuşuk bir türlü hazır hale getirilemiyordu. 50 dakika beklemeden sonra komuta kademesi Boxcar ve mükemmel artist ile yola devam etme kararı aldı. Hedef Kokura kentiydi. 178 bin nüfuslu şehir ABD ordusunun komutanları tarafından Japonya'nın en büyük silah depolarından birisi olarak tanımlanıyordu. Boxcar mürettebatına verilen emirlerde kesinlikle radar sistemini kullanmadan hedefi gördükten sonra bombanın bırakılması yönündeydi. Bu emrin gerekçesi o dönemde radar sistemlerinin büyük sapmalara neden olmasından kaynaklanıyordu.
Boxcar sabah 10.45'te Kokura'ya ulaştığında kentteki askeri tesislerin üzerinde büyük bir sis bulutu olduğunu gördü. Nedeni hala belli olmayan bu sis bulutu, Kokura'daki hedeflerin vurulmasını neredeyse imkansız hale getiriyordu. Gerekçe ne olursa olsun, bu sis bulutu nedeniyle şişman adam Kokura'ya atılamamıştı. Şehir üzerinde yaklaşık 45 dakika kalan mürettebat, ikinci hedefe yönelmeye karar verdi. Bu hedef Nagasaki'ydi. Nagasaki, Nisan 1945'te hazırlanan planlar kapsamında 17 olası atom bombası hedefinden birisi olarak listeye alınmış olsa da Mayıs ayında şehir listeden çıkarılmıştı. Her ne kadar Nagasaki'de büyük bir liman ve Japon donanması için torpidolar imal eden tesisler olsa da kentte aynı zamanda ABD'li savaş esirlerinin tutulduğu bir kamp da yer alıyordu. Dağlık bir coğrafyada yer alan Nagasaki, askeri açıdan da zorlu bir hedefti. Kokura ve Hiroşima görece daha düz platolarda yer alan şehirlerken Nagasaki derin bir vadinin dibindeydi. ABD ordusunun diğer olası hedefleri arasında Kyoto ve Yokohama da vardı. Ancak Yokohama'nın ağır bir bombardımana tutulması sonucu şehir olası atom bombası hedefleri listesinden çıkarıldı. ABD'li komutanlar atom bombasının tam etkilerini görebilmek için daha önce bombalanmamış şehirleri tercih ediyordu. Ancak listede Nagasaki yoktu. Hatta şehir daha önce en az 4 kez ABD Hava Kuvvetleri tarafından bombalanmıştı. 24 Temmuz 1945'te hazırlanan görev emrinde olası hedefler şöyle sıralanmıştı. Hiroşima, Kokura, Niigata. ABD Ulusal Arşivindeki belgelere bakılırsa bu metne birileri el yazısıyla bir ekleme yaparak ve Nagasaki yazmış. Ancak bu eklemeyi kimin, neden yaptığı bilinmiyor. Boxcar saat 11.50'de yaklaşık 8 saatlik uçuşun ardından Nagasaki semalarına ulaşmıştı. Mürettebat kayıtlarında uçağın 2 saatten daha süre için yeterli yakıtının kaldığı belirtiliyordu. Hatta pilotlardan birisi uçağı bir ABD üssüne döndürebileceklerinden emin olmayarak "Acaba Pasifik soğuk mudur?" yazmıştı. Nagasaki'nin üzerinde de bulutlar vardı. Bombayı bırakacak olan uçak mürettebatı bulutların izin verdiği aralıklardan Mitsubishi silah fabrikasını arıyordu. Pilot hedefi gördüğünü söyledikten 45 saniye sonra şişman adam Boxcar'dan atıldı. Bomba uçaktan ayrılır ayrılmaz pilot irtifa kazanarak saniyeler sonra yaşanacak büyük felaketten uzaklaşmaya başlamıştı. Şişman adam 12'yi 2 dakika geçe Nagasaki'ye düştü. Nagasaki'ye düşen atom bombası şehirde büyük bir yıkıma yol açtı. En az 70 bin kişiyi öldürdü. Muhteşem artistin çektiği görüntüler patlamanın yarattığı şok dalgasıyla bulutların dağıldığını gösteriyor. Önce kırmızı renkte olan ateş topu beyaza dönüşerek yükseliyor. Karada büyük bir yıkım ve felaket yaşanırken gökyüzünden kaydedilen görüntülerde sadece mantar şeklinde yükselen korkunç bir duman görünüyor. Peki uçak mürettebatı gerçekten bir hedef görerek mi bombayı bıraktı? Bu konuda yaygın şüpheler ve görüşler var. Nobel ödüllü fizikçi Luis Alvarez, son saniyede hedefin görüldüğü hikayesini biraz salçalanmış bir versiyon olarak yorumluyor. Üstelik bombanın düştüğü yer Mitsubishi Torpido Fabrikası'nın yaklaşık 1 kilometre uzağıydı. Ancak bu nokta esas hedeflenen silah fabrikasından oldukça uzaktaydı. Bombanın isabet ettiği nokta aynı zamanda Nagasaki'nin en çok sivili barındırdığı yeriydi. 1946'da ABD ordusunun hazırladığı haritada bombanın doğrudan yok ettiği bölgede çok sayıda hastane ve okulun yanı sıra bir de hapishane olduğunu gösteriyor. Bombanın ardından ABD uçaklarından bu kez yüz binlerce kağıt parçası Nagasaki'ye atılıyordu. Ne kadar ironik değil mi? Hem bir şehre atom bombası atıyorsunuz hem de atom bombasından nasıl korunması gerektiğini anlatan broşürler atıyorsunuz. Bazı şirketlerin hem çikolata üretip hem de şeker hastalığına karşı iğne üretmesi gibi. Kağıtlarda Japonca atom bombasının etkileri ve halkın bu etkileri azaltmak için neler yapabileceği anlatılıyordu. Boxcar bombayı bıraktıktan sonra saat 13.20'de Okinawa hava üssüne gelmişti. Acilen iniş izni isteyen pilotlar bir türlü yanıt alamıyordu. Başka çaresi kalmayan pilotlar uçağın camını açıp işaret fişeğini ateşledi ve görenlerin pist bölgesinden çekilmesini ümit etmeye başladı. Sert bir iniş olsa da uçak inmeye başarmıştı. Tekerlekler yere değdiği sırada motorlar benzin bittiği için durmuştu. ABD Japonya'ya atom bombalarını atarken başkan Harry Truman'dı. Truman o dönemde sonuçtan hiç memnun değildi.
ABD ordusu atom bombası gibi büyük yıkımlara neden olan bir silah için hedefleri amatörce belirlemişti. Ağustos ayının sonlarına doğru Truman günlüğünde atom bombası askerlere, askeri tesislere ya da donanmalara yönelik kullanılmalı, sivillere, kadınlara ve çocuklara karşı değil yazıyordu. ABD Ticaret Bakanı Henry Wallace da günlüğünde Başkan Truman'ın büyük bir vicdan azabı çektiğini yazıyordu. 100 bin insanı bir anda öldürme fikrine katlanamıyordu. Sürekli kendisine onca çocuk diyordu. Nagasaki'den bir gün sonra Truman, atom bombasının kullanımına dair ilk kararını açıkladı. Başkanın doğrudan izni olmadan hiçbir atom bombası kullanılmayacak. 9 Ağustos 1945'ten bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmadı. Bu yöntem işe yaradı diyebiliriz. Ama bir nükleer tehdit durdurmadı ne yazık ki. Ve yaşanan bunca gelişme sonrası 14 Ağustos 1945'te Japonya'nın koşulsuz teslimiyet prensiplerinde anlaşarak resmen teslim olmasıyla 2. Dünya Savaşı sona erdi. Bugün sizlere Nagasaki'ye atılan atom bombasının yıl dönümü olması nedeniyle bunu anlatmak istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve video fikirlerinizi ve bu video ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.